hakkında görev alan hakemleri yerlerine davet ediyorum. Hakkınızdan hakemler yerlerine lütfen. Sayın Müdürüm, saygıdeğer katılımcılar, teşkilatı sınıf yönetimi mensupları ve sporcular. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Ankara Gençlik Kupası Boks Müsabakalarına hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar için bir dakika saygı duruşuna ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü Sayın İsmail Nazlı Bey'i Türkiye'ye davet ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Sezonumuz 2022 Bursa tarihinde buradan şimdi size açıklayayım. 7-14 Ocak 2022 tarihlerinde 10-22 yaşında kadınlar Türkiye Şampiyonası ile başlıyoruz. Müsabakalar Kırşehir'de yapılacak. Ardından 17-21 Ocak tarihler arasında Gençler Avrupa'da Lisler Arası Türkiye Şampiyonası Aydın'da yapılacak. Onun ardından da 28 Ocak 4 Şubat tarihler arasında Adana Kovan'da Gençler Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonası'nda sezonu start vereceğiz. Mart ayında 17-22'nin Avrupa Şampiyonası var. Hırvatistan'da, Nisan'da gençlerimizin Avrupa Şampiyonası var. Bulgaristan'da Mayıs ayında ülkemizde çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Büyük oranlar Dünya Baş Şampiyonası İstanbul'da yapılacak. Ve burada büyük oranlar da ilk defa şampiyon olan Türk sporcuları yüzlerce İkinci oranlar da yaklaşık olan üçüncüler de 25 yaklaşık yaklaşık 2400 bin dolar sporcuları ödül aldılar. Bu da bir ilk olacak. Ülkemizde bir büyük organizasyonda Ağustos ayında üst birlikte Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'da yapılacak. Bunların da size ismini verdikten sonra Hasan Türk sporcuları, antrenörleri, layıklarına başarılar diliyoruz. Saygılar diliyoruz. Sayın Bakan Kurum, çok kıymetli üstadlarım, konserlerim, sevgili gençlerim, değerli antrenörlerimiz, hakemlerimiz, tesis çalışanlarımız, gönül veren herkesi yürekten kutluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hakkede imza ile dinledim. Yani Sayın Bakan Kurum, kullanması, büyük bir kurum, çok büyük bir şey. Konserlerim de hakkede Türkiye'nin yolculuğu olmuş. Hakkımızın geriliği tanıyor ama yeniden yeni şampiyonlar, şanlı bayrağımızı yeniden her zaman olduğu gibi yine daim olduğu yerde edecekler. Evet, spor kardeşlerimiz inşallah bu arada yetişecek. Teşvik kubası da hep demek zaten. Arkadaşlar dışında zaman çok yerlerde geçerlerimizi yine beraber göreceğiz inşallah. Bu esnede ilgilerimiz Sayın Mustafa Çelik'te burada olmak istiyordu ama arkadaşlar çok program var şu anda. Hepsinden buradayım. Hepsine selam ve başarılar diliyorum. Dönümde kalmasını da çok açıklıyorum burada. Ve biz Ankara'yı dönümde olarak Ankara'nın çok kıymetli değerli konuşmasını anlattığı gibi genel konuşmasını anlattığı gibi desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanımızdayız. Her türlü ne yapabiliyorsun? Yüreklerimiz, gönlümüz sizlerle beraber değerli arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki milletimiz, ülkemiz, Türk insanı, Türk milleti ancak sizlerle bu varlıklarla çok daha büyük yerlere, çok daha büyüklerine geçecek. Bayrağımızı ve ülkemizi iyi şekilde test edeceksiniz. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi orada baktığım 30 civarı, 40 30 civarı bayrağı bir şey var. 30 kulüp, 46 bayrağı sporcular. Toplamda 170 sporcuyla temsil ediliyor. Büyük bir kurum, hakikaten bayanlarımız, genç kızlarımızın da buna dahil olmasını tabii bu konuda her zaman söylüyorum. Ailelerini bir kez daha alkışlıyorum, alkışlıyorum arkadaşlar. Yani ben de onlara bu teşvikleri yani ne kadar mutlu olduğunu zannediyorum, tahmin ediyorsunuz. İnanın sadece burada bir konuşmacı olarak bunu söylüyorum ama tüm yürekler sizlerle beraber bizlerle planımız, tanışmayanız var. Genç erkeklerimiz, kardeşlerimiz bu yolda, bu davada, bu uğurda büyük fedakarlık yapıyorlar. Bu konuda boks federasyonumuzu hatta küçük reisimiz beraberiz, ilk temsilcimizi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Hiçbir şeyde, hiçbir çabadan, gayretten ve fedakarlıktan vazgeçmiyorlar.
yürüttü. Arkadaşımızla orada buluştum. Yürekli gönüllü insanlar burada. Tekrar tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sevgili sporcular, sağ olun. Konuşmalarından dolayı ilçe müdürümüz Sayın Abdullah Ayar Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bir alkış istiyorum kendisine. Sevgili olduğu desteklerden dolayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar, programımızı burada sona erdiriyoruz. Bizden bu kadar. 15 dakika ara verdik. Sonra devam edelim.